Peki Yunanistan'da neler oluyor efendim? Biliyorsunuz bu Libya meselesinde Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan bir ve beraberdiler. Türkiye'yi orada hapsetmek için Akdeniz'de bir oyun kurdular. Yunanistan'da şimdi neler oluyor bakalım. Yunan medyası itiraf etti. Libya'da kazananın Türkiye olduğunu yazdı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, Birleşmiş Milletler'e yaptığı itirazdan umduğunu bulamadı. Yunan basını, Türkiye ile Libya arasında ilan edilen münhasır ekonomik bölge sınırlarını Birleşmiş Milletler'in kabul edeceğini yazdı. Yunan gazetesi Katimerini haberi birinci sayfadan duyurdu. Haberde Yunanistan elinden geleni yapıyor ama Birleşmiş Milletler Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek ifadelerine yer verildi. Anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta gösteren Yunanistan ilk olarak Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti. Daha sonra da Türkiye'yi Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Bununla da yetinmeyen Atina yönetimi, darbeci Hafter'i Yunanistan'da ağırlayarak Hafter üzerinden baskı kurmaya çalıştı. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında münhasır ekonomik bölge sınırları oluşturmak adına ilk adım atılmıştı.